Günaydın arkadaşlar. Bugün yarım saat geç uyandım. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Yani saat kurduğuma eminim. Saati kapatıp uyumuş olma ihtimalim %50. Saati duymayıp yani kurmamış olma ihtimalim de %50. Saati duymama ihtimalim %0 bu arada. Herhalde. İnşallah öyledir. Çünkü ben genelde kuş uykulu bir insanım. Yani hemen uyanırım. Ama bu sefer çok yorulmuş da olabilirim. Öyle bir ihtimal de olabilir. Çünkü günlerdir bir türlü uyuyamıyorum ve her gün 8'de uyanıyorum. Bugün okul var ya artık hani vücudumun bunu şey yapası tuttu. 8.40'da uyandım. Neyse yetiştim en azından. Ona bakalım. Yetiştim. 5 dakikaya servis var. Okulda saat 10'da dersim başlıyor. Saat kaça kadar? 2'ye kadar. Temel tasarım diye bir ders. Şöyle bir resim çantamı yanıma aldım. 75 santim, 55 santim. Kocaman. Ve nasıl bunu bir dönem boyu, bir sene boyu taşıyacağım bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım bugün için. Çünkü aslında okulun ilk günü değil ama bir nevi ilk günü gibi. Diğer hafta tanışma haftasıydı ve alacağımız malzemeleri söylediler. Şu anda işte aldığımız malzemeleri kullanmaya ve döneme tam anlamıyla başlamaya gidiyoruz. Bugün onun ilk günü. Biraz uykum var. Tam ayılamadım. Yarım saat daha erken uyanmamın sebebi kahve içmek olacaktı. Onu yapamadım. O yüzden biraz üzgünüm. Neyse okulda içeriz kahvemizi. Bu arada ilk kez okulda bir vlog çekeceğim. Onun için de ayrı heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. İnşallah sağ salim tamamlayabiliriz. Bu arada dün bizim okula Somer Şef gelmiş. Sürekli bir şef geliyor. Geçen Mehmet Şef vardı. Sürekli bir şefler bizim okulda. Çünkü acun medya bizim okulda. Şimdi ben servise geç kalmadan servise geçeyim. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sabah kahve içemediğim için hayıflanmıştım ama sonra kahvemi alabildim. O yüzden mutluyum. Bu arada bunun kahvesi bizim okula çok güzel. Çok seviyorum. Öyle şimdi derse gidiyoruz ama daha yine kimse yok. Hoca da yok. Öyle. Ben yine dersin akışına doğru açarım videoyu. Arkadaşlar sabahdan beri hoca bekliyoruz. Kaç dakika oldu? 20 oldu değil mi? Peki direkt alıyor girme. Kanka vlog çekiyorum zaten, ekleyeceğim bunu. Alışacaksınız bakın, yavaş yavaş yanımda. Vlog çeken Beyza'ya alışacaksınız. Bekliyoruz hocayı. Aa evet. Dilek tutma, dua et. Olacak zaten. Onu geç. Bizi de çağır nikahına. Zaten. Kankimiz evleniyor. Gidiyor ellerden. Şimdi böyle bunu buraya sabit tutarak ve buradan 10 santim belirleyerek bu kağıdı buraya böyle bantladık. Ve şu an bu kağıt üzerinde çizimler yapacakmışız. Arkadaşlar biz ilk ders diyeceğim de hiçbir şey de yapmadık. Bir şeyler hoca slide'dan okudu falan. Ondan sonra araya çıkın dedi. Gelince çizeceğiz dedi. Bir kağıdın ortasını bulup oraya eşit uzaklıklarda kareler çizeceğiz ve o karelerden kaç tane? 9 tane değil mi? 9 tane yapacağız ve kağıdın tam ortasını yapacağız. Biraz zorlu bir görev ama inşallah yapabiliriz. Başarılı. İlk dersen senin sevgin ve inancın da var. Sen aklına koydun her şeyi başarırsın. Aynen, ben okulun yazına baktım geçen gün bitirdim. Şimdi diğerleri gelmedi. Dekülte kurs var ya, babadığım birinci seriye yazıyorum. Kaç kaldım dedim. Şimdi sanki şurası bir kare olursa düzgünmüş gibi ama şurada hangisini baz alacağımı bilmiyorum çünkü onu unuttum şu an. O yüzden bir silip tekrar orayı bulmak gerek.
Biraz sıkıntılı bir iş ya. Buraya şimdi B kalemiyle böyle yapıyoruz. Homojen bir şekilde. Herkes imza attı mı? Burada olan herkes. Alıyor galiba. Yani daha doğrusu altı belirlemekte kullanıyoruz. Bu sizin için hayırlar. B'ye geldiğin arkadaşlar dersi çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ne canlar dönüyor. Dersi çözmeye çalışıyoruz. Karelere B, 2B, 3B, 4B, 5B işte her ne kadar B kalemi varsa gitgide sıklaştırarak ve artırarak noktalar çiziyoruz. Sağdan sağdan noktalar çiziyoruz ve onunla nokta çalışmasıymış işte öyle bir şeyler yapıyoruz. Bakalım öğreniyoruz yavaş yavaş. Başlangıç hep budur ama inşallah hiçbir zaman zorlamazlar ve hep böyle gider diyeceğim hiç sanmıyorum tabii ki öyle bir şey. Evet bu daha başlangıç yeni başlıyoruz falan bakalım neler olacak. İşte buraya Hüseyin abi geliyor. Tabii bu Hüseyin abi değil keşke bu Hüseyin abi olsa. Buraya geliyor buradan gidiyoruz. Bizi almadan gitmiş. Bizi bırakıp gitmiş resmen burada. Şu an bekliyoruz dönüşte alacakmış. İnşaat çabuk gelir ve bizi bekletmez. Halbuki aramıştık ama yine de gitmiş. Bizim odadaki masa küçük olduğu için böyle bir tahta verdiler. Pervin abla gel. Şimdi bir odaya girelim. Bu arada Cavidan Konya'ya gidecek. 4 günlüğüne falan. Oda yok. Ay nerede? Anahtar. Burada videoyu kapatıyorum. Yani kapatmıyorum da şu an kapatıyorum çünkü odam dağınık. Şöyle bir menümüz var. Kolalı. Bir de kitabım geldi arkadaşlar. Hoca dedi ki iç mimarlıkta dedi hani dönem boyu kullandım işte şu an öğretmenlikte de kullandığım kitaplar var. Bunları alabilirsiniz demişti. Ben onları da aldım. Onun bir tanesi gelmiş. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Daha sonra inşallah geçeceğiz. O kadar çok yapmışım ki yarısı kaldı ve ben yine de kusacak kadar doydum. Ve ciddi anlamda midem sosisli makarna da hep böyle oluyorum. Yani yiyorum. Çok seviyorum kendilerini. Her gün de yiyesim geliyor ama yedikten sonra ufak bir mide bulantısı yaşıyorum. Ay, biraz sindireyim. Öyle bir uyumuşum ki kaç saat uyudum aklımda hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel uyumuşum ve asla uyanmak istemedim. Böyle sanki biri beni yatağa asılıyor ve biri gözlerim üstüne oturuyor gibi. Ve o kadar tatlı bir uyku ki yani asla uyanmak istemedim. Hüseyin abi bir şeylere bağırdı. Bir bahçede biriyle kavga etti bir erkekle ama kim bilmiyorum ya yani bizim burada başka erkek olmuyor. Kimle kavga ettiği hiçbir fikrim yok. Ona bir uyandım sonra bir daha uyudum falan derken şimdi kocaman bir bardağı kahve yapacağım. Kargom gelmiş 2 tane kitap onları da alacağım. Odaya geleceğim şu masayı bir sileceğim. Bu arada TV'ye bir bakar mısınız? Aa, bıraksanız az daha uyusam. Arkadaşlar yediğim yemeğin bulaşığını yıkamadım ve aşağıda da bir sürü bulaşığım var. Yurt arkadaşlarım inşallah bana söylememişlerdir. Şimdi ben mutfağa ineyim en iyisi. Çok sinirlendiğim bir konuyu anlatacağım şimdi size. Ay kitaplarım dışarıda kaldı neyse. Biz konsere gidecektik Elif'le. Öğrendim ki konser yapılan yer alkollüymüş. Her şeye alkolü sokmak zorunda mısınız? Zorunda mısınız? Sonra da sinirlendim. Kahveme bakar mısınız? Ayılmak adına. Ayılamamak. Bunu içip yine ayılamamak. Hala uyuyorum. Bir de su içeyim. Bir de şu pantolonumu değiştireyim. Yerde yapacağım çünkü bu yere sığıyor sadece. Bu kot pantolonla yere hayatta oturamam. Ödev için eğilemem. Eğilirsen doğrulamam. Ezi pijama giymek. Kahvemi döktüm arkadaşlar. Resmen döktüm yani. Baya döktüm.
arkadaşlar böyle bu karelerden 3 alta 3 üste daha yapacağım. Aralarında birer santim boşluk var. Şu aralarda da birer santim boşluk var. Şuralarda da birer santim boşluk olacak. Bunlar da 6 santim yani 6'şer santimlik bir kare. Bunlardan 9 tane yapacağız. Sonrasında içlerini dolduracağım. Yani aslında bugünkü okulda yaptığımızı tekrarlıyorum. Çünkü o ödev hoşuma gitmedi. Daha güzel bir ödev yapmak istiyorum. O yüzden bu haftaya çarşambaya ödev olduğu için bunu yapıp ödevi güzel bir şekilde teslim etmek istiyorum. Öyle. Arkadaşlar silip tekrar başladım çünkü. Yani silip tekrar başladım derken kareleri tekrar çizmedim. Tabii üstünden gitmek zorunda kaldım içindekileri sildiğim için ama. Buraya sığdıramadım. Çünkü gitgide sıklaştırmam lazım. Burası çok sıkı oldu. Bunun daha sıkı olamaz diye tekrar böyle bir şey yaptım. Şaka gibi ya. Ay bu arada arkadaşlar ben yaptım. Bunu yaptım. Şöyle şuradan bu gitgide artıyor. Şu son ikisine de kendimiz hayal gücümüzü kullanarak sanki suya bir damla damlamış gibi yapacağız. Bu bugün okulda yaptım. Okuldaki yaptığım daha düzensizdi çünkü ben nasıl yapacağımı anlamamıştım. Daha düzensiz bir tipi var. Ama şu daha da düzenli. Daha çok böyle cetvelle yapmaya uğraştım. Tabii şunda cetveli yapamadım çünkü olmadı yani. Çok sık yapmak lazım ve cetvel gözüm kör olacak sandım. Milim milim göremedim. O yüzden bundan daha düzenli bunu yaptım. Bunun arkasında bunu yazdım. Bakın. Tarihatım, iç mimarlıkla ilgili ilk çalışmam yazdım. Ki saklayacağım bunu da. Şuraya bir santim bırakarak ismimizi yazacağız şu doğrultuda. Onu da daha sonra yapacağım çünkü daha bunu bitirmedim. Bu arada Pervin ablaya dedim ki Pervin abla bu dedim yerde çok zor oluyor. Benim sırtım benim ağrıdı. Ben masa alacağım dedim. İzin vermedi. İzin vermedi. Dedi ki bunu dedi şu masanın üstüne koy dedi. Tabii burası da Allah kıyafetleri falan bakın. Bunun üstüne koy dedi. Bu oraya inşallah sığar. Biraz sonra masayı toparlayacağım. Toparladıktan sonra bir deneyeceğim sığıyor mu diye. Eğer sığarsa benim için çok iyi olacak. Sonrasında yemek yerim belki. Çünkü saat 9'u geçti. Kaçtan beri bunu yapıyorum? 3'ten beri galiba ödevin başındayım. Ve bu ilk ödevimiz ya. İlk ödevle bu kadar uğraştıysam ben sonrasını düşünemiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmeyen insanlar bölümü okuması. Mesela ben bunu yaparken zevk almam. Eğer bunu yaparken zevk almazsanız oturup ağlarsınız. Ondan dolayı bu bölümü sevmeyen okumasın. Daha doğrusu hiçbir bölümü sevmeyen okumasın. Öyle şu sildiği yer şeylerine bakın. Bu arada ben burayı dainse çektim galiba. Bunu sildim içini. Bunları tek tek tekrar yaptım falan. Biraz beni zorladı gerçekten. Şimdi şu işlerimi halledeyim. Tekrar açayım kamerayı. İsmini Tuğra koydum. Kardeşimin ismi. Arkadaşlar ertesi günden herkese merhaba. Video çekmek için tekrar aynı sweat'i giydim. Biraz sonra bunu çıkarmazsam boğulacağım çünkü çok sıcak. Şu dibime bakar mısın? Gerçekten aşırı sıcak tutuyor bu da. Ne diyecektim? Şimdi ben kalan ödevimi yapacağım. O son iki kareyi de dolduracağım. Bugün yurttayım büyük ihtimalle. Çünkü şunu halledeyim diyorum. Aslında ödev haftaya dün. Yani haftaya çarşamba. Bugün perşembe. Önümüzdeki çarşambaya ödev. Ama yarın da böyle bir teknik resim diye bir ders var. Onda da büyük ihtimalle çizgilerdir falandır filandır çizeceğiz. Ondan dolayı ben de istiyorum ki hani güzel bir ödev olsun. Ve yarınki ödevle çakışmasın ödevleri diye. O yüzden şimdi bitireceğim. Yarınki o derste de bakalım neler göreceğiz. Belki onunla da alakalı bir video çekerim. Ama sanmıyorum çok. Çünkü benzer şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız ki büyük ihtimalle iç mimarlıkla alakalı videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda belirtin. Biraz yoruldum kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum.